Herkese selam. Bugün hepimizin bildiği, böyle zamanında da çok imrenerek seyrettiği bir çizgi film hakkında konuşacağız. Bu çizgi filmin içinde bazı gerçek dışı şeyler var. Benim araştırmalarım sonucunda bunlara ulaştık. Hazırsanız temel res gerçekleri ve bunun yanında da ıspanağın demir miktarı hakkında biraz konuşalım. Biliyorsunuz özellikle Temel Reis'in çizgi filminde ıspanak bir güç gösterisiydi. Bir güç göstergesiydi aslında. Temel Reis ne zaman yenik düşse, ki şunu da söyleyeyim, Temel Reis Türk ve Karadenizli değil. Ne zaman kaba sakal karşısında güç, kuvvet böyle istese her zaman ıspanağa başvuruyordu ve Safinaz'ı tabii ki kaba sakalın elinden kurtarmak istiyordu. Bu yüzden ıspanağı bolca böyle, hatta piposundan içeri falan dökerek tüketiyordu. Ama gelin bakalım, yani gerçekten bu ıspanak çocuklarımıza yedirdiğimiz zaman gerçekten bu çizgi filmin anlatıldığı kadar güçlü bir demir kaynağı mı, bu kadar insanlara güç verebilecek bir besin mi? Şimdi şöyle başlayayım konuşmaya. 1870 yılında Alman bir kimyager var. Erich von Wolf. Wolf yani kurt. Bir porsiyon ıspanak içerisindeki demir oranını aslında başarıyla tespit ediyor. Fakat tespitini notlara geçirirken ufak böyle bir sorun yaşıyor. Ne kadar ufak? Yani 100 gram ıspanağın içerisindeki demir miktarını 3,5 miligram demir olması gerekirken 35 miligram demir olarak yazıyor. Yani aslında ne yapıyor? Bir noktayı yana kaydırmış gibi bir yere denk getiriyor. Şimdi burada bir sorun var. Ama şunları da söylemem lazım. Ispanak demir bakımından fakir bir besin mi? Hayır, kesinlikle fakir bir besin değil. Ispanak bitkisi yüksek demir içeriyor. Hatta kırmızı etle, yani böyle sığır bonfilesiyle karşılaştırıldığında ıspanağın 100 gramında yaklaşık olarak 2,6 miligram demir bulunurken kırmızı etin 100 gramında ise 2,5 gram bulunuyor. Yani aslında baktığınızda ıspanak bir tık daha burada fazla görünüyor. Ama şöyle bir sorun var. Bu mesela protein emilimlerinde de karşımıza çıkan bir durum genelde. Demirin tamamı emilemiyor. Mesela yumurta neden en iyi protein kaynağı olarak geçiliyor? Çünkü protein emilimi en yüksek besinlerden bir tanesi yumurta. Burada da benzer bir sorun var. Ispanağın demir emilimi sadece %1,7'si insan vücuduna geçebiliyor. Kırmızı ete baktığımızda kırmızı et de %20'ye yakın. Yani neredeyse 10 katından çok küçük bir tık daha fazla emilim sağlayabiliyor kırmızı et. Yani burada geldiğimizde 100'er gram ikisinden de aldığımızda etten alacağımız miktar 0,5 miligramken, yani emebildiğimiz artık kullanılabilir hale gelen ıspanaktan 0,044 miligram gibi bir değere denk geliyor diyebilirim. Ha, ıspanak kötü mü? Hayır. Ispanak hala çok kaliteli bir besin maddesi demir açısından. Fakat sanıldığı kadar Temel Reis ıspanağı yediği zaman böyle güçlenemeyecek. Zaten büyük ihtimalle ıspanak tüketmeyen ve bol bol et yemiş, böyle kütle yapmış kaba sakal da bu yüzden güçlü bir halde. Ama virgül hatası çizgi filme de damgasını vurmuş gibi görünüyor. Şimdi gelelim bu hataya. Bir virgül kaydırıldığının bir hatasının oluştuğunu söylemiştik. Şimdi bu hata aslında çok büyük mü, çok küçük mü? Evet. Bir virgül kaydırma hatası neredeyse 10 katlık bir fark yaratabiliyor. Zaten bir virgül kayması onar basan oynaması demek. Dolayısıyla hatayı aşırı kritik bir hale getiriyor. Samuel Erçmen tarafından yazılan Gerçeklerin Yarı Ömrü, Bildiğiniz Her Şeyin Neden Bir Son Kullanma Tarihi Vardır başlıklı kitabında da belirttiği gibi, eğer bu bilgi doğru olsaydı yaklaşık 100 gram ıspanağın içinde bir demir ataç kadar demir olması gerekiyordu. Yani bu da aslında ne kadar abartı ve büyük bir hata olduğunu bize gösteriyor. Şaşırtıcı şekilde bu hatanın düzeltilmesi 67 yıl kadar bir zaman alıyor. Yani düşünün, 67 yıl boyunca ıspanağın inanılmaz derecede bir demir zengini besin olduğu düşünülüyor. Tabii bu tarz bilgiler kulaktan kulağa çok hızlı şekilde yayılabildiği için dünyanın da her yanına yayılmış bulunuyor. Ta ki gelelim 1937 yılına. 1937 yılında, ki 67 sene geçtiğini söyledim, bu hata fark ediliyor ve bu hata artık düzeltiliyor. Diyor hayır, bu böyle olamaz zaten, burada bir saçmalık var deniyor. Fakat tabii bu yapılana kadar bazı zeki çizgi film yazarları da akıllılık ediyorlar ve bunu artık bir çizgi film olarak dünyaya geçirmiş oluyorlar. Temel Reis, ıspanak yersen kocaman adamları dövebilirsin, seni mükemmel güçlü ilan edecek sloganıyla hayatta yerimizi almış bulunuyor maalesef.
Her ne kadar ıspanak içerisindeki demir miktarı başta sanıldığı kadar yüksek olmasa da yapılan hatanın dünya genelinde ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde ıspanak tüketimine büyük katkı sağladığı da düşünülmektedir. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde Temel Reis'in yayına girmesinden sonra ıspanak tüketiminde yaklaşık %33'lük bir artış olmuş ki bu gerçekten en azından sağlıksız şeylerin, fabrikasyon ürünlerin tüketilmesinin yanında ıspanak tüketiminin 1/3 oranında artması muazzam diyebiliriz. Hatanın işe yaradığı bir kısım da burası olmuş galiba. Gelelim bir diğer konuya. Ispanaktaki demir vücudumuzda neden daha az emiliyor? Öncelikle demir gıdalardan farklı şekillerde bulunabiliyor. Etteki demir genellikle vücutta kolay emilebilen, hemoglobin oluşturan iki unsurdan biri olan porfirinin demire bağlanmasıyla oluşan bir bileşik. Ya bu şekilde bulunuyor. Ama sebzelerdeki demir hem değil. Bu yüzden de ıspanak da dahil olmak üzere sebzelerdeki demirin vücut tarafından emilimi et ürünlerine göre maalesef daha az oluyor. Ispanaktaki demirin daha az emilme sebeplerinden biri olarak da ıspanaktaki polifenolik molekülünün olduğu düşünülüyor. Yani böyle. Bu moleküllerden bazıları demiri bağlayarak vücut tarafından emilimi engelliyorlar. Örneğin ıspanaktaki oksalit asit sebzelerde doğal olarak bulunuyor ve demirle bağ yaparak demir emilimini engelliyor diyebiliriz. Demir emilimini nasıl arttırabiliriz? Bu da önemli bir husus bizim için. 2014 yılında bir çalışma yapılıyor. Eğer ıspanağı 80 santigrat derecelik bir suda haşlarsak bu demin bahsettiğim emilimi engelleyen oksalit asitin azaldığı görülüyor. Oksalit asiti de aradan çekersek tabii ki daha iyi emilmiş bir demir miktarına sahip olabiliyoruz. Bu tabii ki ıspanak açısından. Peki ıspanağın faydaları neler? Yani bu kadar tamam müthiş bir demir oranı yok ama bize ne gibi faydaları var? Ispanakta öncelikle A vitamini var. Bağışıklık sistemimiz ve görme sistemimiz için inanılmaz derecede önemli ve 100 gram ıspanak bir yetişkin insanın A vitamini ihtiyacının tamamını hatta daha bile fazlasını karşılamaya yetiyor. Bunun yanında C vitamininin de yüksek olduğunu söyleyebilirim. C vitamini de 100 gramında yaklaşık bir insanın %47-48 civarını karşılıyor 100 gram ıspanak tüketildiği zaman. Basit olarak şunları da tabii söyleyebiliriz. Yeşil olduğu için, klorofilli bir sebze olduğu için hem sindirim sistemini düzenliyor, lifler içeriyor, kanseri engelliyor, önlüyor gibi vücudunuza faydalı bir sürü işlevi de var ıspanağın en azından. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım buradaki bilgiler sizin de işinize yarayacak bilgilerdir. Garip, insanoğlu garip, böyle hatalar yapabiliyor. Bu hataların sonucu da dalanıp budaklanıp çizgi filmler çıkabiliyor. Çocukları bu besini yemeye ikna edebiliyor. Bunu yiyen bir nesil belki daha fazla sağlıklı oluyor. Çünkü sadece demir değil A ve C vitaminlerinden de bahsettik. Onun yanında fabrikasyon ürünleri tüketeceğimiz bir öğün belki de burada azalıyor olabilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video hoşunuza gittiyse paylaşıp beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Ispanakla ve sağlıkla kalın. Bye bye.